Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte file ile balık nasıl tutulur onu öğreneceğiz. Öncelikle arkadaşlar buradaki dereyi biz kapatmışız, yani bent yapmışız. Bente de bir tane onluk boru kattık arkadaşlar. Onluk boru katmamızın sebebi tazikli su olması, yani kara balık, beyaz balık, her türlü balığın gelebilmesi için. Yani akıntıya doğru gelirler, zaten balıklar akıntıya doğru ilerlerler. Boruyu kattık arkadaşlar. Bakın bu şekilde gömmüşüz zaten. Sonra burada da fileyi bağladık. Gördüğünüz gibi. Fileyi bağladık. Yani bayağı da iyi tutuyor arkadaşlar. Tazik olduğu için. Şu aşağı tarafta bağlamadık daha. Orada da bir yer var. Orada da bağladık. Bakın tutmuş zaten. Orada hareket ediyor. Şurada da arkadaşlar tutmuş birkaç tane. Daha yeni kattık zaten bunu. Buradan bağlıyoruz. Bu üstündeki çalılıkları neden kattık? Birisi gelirse veya bir gizliği olsun, her yerde gözükmesin. Biliyorsunuz bizim buralarda balık hırsızlığı bile var, yani daha ne diyebilirim ki. Yani sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Burada görüyorsunuz su yüksek, burada da düşük seviyede. Orası yüksek olduğu için bu mecburen akıntı buraya gelecek zaten. Şunu ilerlediği yer, daha önce ağa bağladığımız yeri göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu köprünün altında biz ağ bağlamıştık daha önce. Yani aynı file bağlamıştık. Ağ tam şurada arkadaşlar. Burada da akıntı güçlü. Ama artık buradan kaldırdık çünkü oraya kattık. Oradan balık gelmiyor, yani direkt fileye düşüyor. O yüzden de bunu katma gereği duymadık. Bakın burada da çuval falan var. Önceden katmak istemişler de burada balık tutmaz zaten. Bak şu şekilde göstereyim içeriği. Arkadaşlar bu su büyük dereden geliyor. Yani Asi tarafından geliyor. Asi'den buraya geldiği zaman zaten balıkların çoğu buraya geliyor. Ve buradaki balıklar arkadaşlar Asi'nin balığı değil. Asi'den sadece su geliyor ama buradaki balıklar kendi burada deredeler. Yani buradakiler daha temiz ve daha sağlıklı arkadaşlar. Ya daha doğrusu ben tutmasını seviyorum da yemesini pek sevmiyorum. Yani sistemimiz de kurulu. Yaklaşık her yarım saat kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü balıkların ne zaman düşeceği belli değil. Size tuttuğumuz balıkları da göstereceğim arkadaşlar. Onun için de eve gitmem lazım. Şu anda da evden bayağı uzaktayım. Bakın Nisan'la geldim. Şimdi arkadaşlar... bu dere ta en büyük dereye kadar gidiyor. Oradan da Asi'den geliyor yukarı taraftan. Reyhan'ın ta üst bölgelerinden geliyor. Yani baraj daha zaten buraya açılmadı. Baraj gelirse daha fazla gelecek diye ümit ediyoruz. Biliyorsunuz ki okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Ki eğer tam açılacaksa tabii ki. Eğer tam açılırsa arkadaşlar artık böyle videoları hani haftada bir kez paylaşabileceğim. Özellikle de çiftçilik videoları, yani haftada bir kez veya bir günde 2-3 video çekebilirsem, yani atabildiğim kadar atacağım arkadaşlar. Sürekli atmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Anca bu şekilde aileniz büyüyebilir arkadaşlar. Şimdi eve gidip oradaki balıkları size göstereceğim. Bunun için de hemen arabamıza gideceğiz. Ama arkadaşlar gitmeden önce son bir kez demek istediğim şu var. Arkadaşlar borumuz tırnaklı olmadığı için bunu sağlam bir şekilde bağlayın. Çünkü akıntıya dayanamayabilir. Filenin gücü hani akıntıya dayanır. Ama burada suyun itişi olduğu için file çıkabilir. Yani bizde de birkaç kez oldu. Ondan sonra sağlam bağlamaya başladık. Bakın etrafına taş da koyduk. Bayağı iş yaptık burada. Yani... Arkadaşlar zaten pamuk sulamaları bitti biliyorsunuz. O yüzden bu dere yüksek. Yoksa pamuk sulamaları devam etseydi hala burada çekenler bayağı olacaktı. Biz kendi kuyumuzdan çekiyoruz. Yaklaşık bayağı bir yetiştirdik pamuk arkadaşlar. Bu yılda zaten gayet iyi mahsul olacak inşallah. Şu anda eve gidelim. Size evdeki balıkları göstermek istiyorum. Arkadaşlar çiftliğe geldik. Evet arkadaşlar, o gösterdiğim sistemde tuttuğumuz balıklar bunlar. Hepsi daha canlılar. Şimdi...
Şimdi yere dökeceğim onları. Evet arkadaşlar, tuttuğumuz balıklar bunlar. Sabahleyin gösterdiğimiz sistemde. Bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Yani her yarım saat bakıyoruz. Arkadaşlar bakın ya, gayet hepsi de büyükler. Yani ufaklarını da geri atıyoruz. Zaten tekrar biz tutarız. Evet arkadaşlar, balıklarımızı da gösterdik. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere dostlarım.